Yani Türk usulü Magnolia. Tereyağı tadı aldım, değil mi? Yok. Tereyağı yok mu? Yani yoğun bir tat var. Bir vanilya. Yok, yani vanilya da değil, başka bir tatlı gibi değil. Tatlısı var, evet, ama yoğun bir tat var. Beni rahatsız mutlu mu ediyor, rahatsız mı ediyor? Mutsuz eden, evet. Mutsuz eden. Onun dışında bisküvisi güzel ezilmiş tabii ki de. Muzlar da gayet yerinde. Peki, afiyet olsun. En son söylesin bakalım neymiş o rahatsız eden tat. Arzu Hanım, siz nasıl buldunuz? Dediğim gibi orijinaline yakın değil. Normal bizim Türk standartlarına göre yapılmış olan bir Magnolia. Bana biraz fazla tatlı geldi. Şekeri fazla geldi biraz. Ama onun haricinde ben beğendim lezzetini. Güzel olmuş. Peki, afiyet olsun. Afiyet olsun. Ayten abla, dur neyse o son lokmasını attı. Şekerim düşmüştü. Bir sütlaç yedim, iyi oldu. Afiyet olsun. Sütlaç mı yedin? He, sütlaç, üstüne fındık koydum. Arada muz tadı geliyor. Bu da ben ne anlarım Manolya'dan? Benim de Manolya'm sütlacın arası. At fındığı, at da muzu olursa Manolya. Peki kıvamı, lezzeti nasıl olmuş? Yani tatlı tuzsuz bir tatlı mı? Yok yok, güzel, hoşuma gitti. Beğendim. Peki, afiyet olsun. Hani Ayten Hanım da kendince Magnolia'yı yeniden yorumladı. Afiyet olsun. Hanife Hanım? Bu bir kere bir davet tatlısı değil. Çok hafif bir tatlı. Diyete girdiğim zaman, tatlı krizim tuttuğu zaman, ay şöyle hafif bir tatlı yapayım da yiyeyim diyeceğim. 5 dakikalık, 10 dakikalık bir tatlı. Aman başka da yorum yapmayacağım. Diyetteyken de kalkıp Magnolia yapmazsın. Bu kadar yemeyeceğim, bu kadar yemeyeceğim. Bayağı şeker, sakın diyette yemem. Benim diyette şu kadar, şu kadardır şeylerim, porsiyonlarım. Bu kadara bir kaşık koyacağım, yiyeceğim, yedim tatlı bu. 11 kilo verdim, geri aldım, sürekli kilo alıp veriyorum ben. Ondan dolayı azaltırım diyete girdim mi. Tatlısız da kalmam. Abla, diyette Magnolia yediğin için o kiloları bence çok hızlı alıp veriyorsun. Yok, şu an yiyorum. Şu an diyet yapmam lazım ama yiyorum, yani sınırsız yiyorum. Hayır, diyetteyken de yediğin için diyor. Çok şekerli. Evet İrem Hanım, ne diyorsunuz? Şöyle diyeyim, ben şekerini hani olabildiğince az kullandığımı düşünüyorum ama Sevil Hanım'ın dediği bir şey var. Ben yani tatlımı kendim dedim. Ben şekeri normal buluyorum. Ha, mesela kimisi çok şeker tatlı sever, kimisi az der. Bunun şekeri beni baydı der. O da kişiye göre değişir. Sizin o aldığınız farklı tat tamamıyla beyaz çikolata. İçinde beyaz çikolata var yani. O da aslında hani tereyağı gibi bir tat vermez ama aromasını daha güzel yapar. Hani o muhallebilikten kurtarıyor aslında. Onun için koydum ben de beyaz çikolatayı. Size farklı gelen o olmuştur. Beyaz çikolata da zaten normalde siyah çikolataya nazaran daha tatlıdır. Tabii. Daha da aşırı daha yağlı. Evet. Onu bildiğim için ben de normalde Magnolia'ya beyaz çikolata koymasam tereyağı da koyuyorum. Bir yemek kaşığı şeklinde. Peki Hanife Hanım'ın yorumuna ne diyorsun? Koymadım ama bu sefer beyaz çikolata kullanıyorum diye. Davet tatlısı değil diyor. Hiç, Hanife Hanım yani illa ben baklava, şekerpare mi davet tatlısıdır? Ya da revani, bu hamur tatlar veya el açması tatlar mı davet tatlısı istenir yani. Ben de şöyle düşünüyorum, eğer menünüz ağırsa ama tatlınızı hafif seçebilirsiniz. Hanım, gerçekten hep et olduğu için bu biraz sıkıntılı oldu yani. Hep et olduğu için ben de o yüzden de daha bir sütlü tatlı seçmek isterim. Nasıl oldu da her şeyi et yaptınız, ben ona şaştım. Uyumsuz mu olmuş? Evet, komple et yani, bütün menüde et var, bütün menüde et var. Biraz ara sıcak şeyde, ara soğuklarda falan bir hafiflik olsaydı en azından. Ne gibi, böyle cacık salatası gibi falan mı? Farklı bir şeyler düşünebilirdiniz, o da sizin menünüzdü, siz düşünecektiniz. Ona bence de tavukla başlayıp etle, kıymayla devam etmesi, etle devam etmesi. Etle de bitirdik yani. Olmuş. Etle de bitirdik. Yani tavukla başlayıp tavukla devam etmesi. Yok hadi ben yapsam tamam, normaldir. Ama siz gıda mühendisisiniz. Ya bayağı da bilinçli. Yo, alaylı söylemiyorum. Siz şu an benimle alay geçiyorsunuz. Hayır, siz öyle söylüyorsunuz. Evet, çünkü doğru söylüyorum. Yani. Biz sizden farklı beklentilerimiz vardı. Gıda mühendisisi, sürekli peki gıda tadını beğenmedim Hanife abla. Ben tatlı severim. Tatlıda sıkıntı yok. Dediğim gibi bak, diyetteyken yerim bunu. Ben sadece ama tadını beğendim mi diye soruyorum. Ya şimdi şekere de sıkıntı yok. Ben tatlı yerim. Onda sıkıntı yok. Bu tatlıyı beğendim mi? Beğenmedim. Bak, ya abi beğendim dememek için. Bak şunlar kendini zorluyor. Senin alıp vermediğin kızım zorun ne benimle? Ablacığım zorun ne benimle? Ben senin bak, senin damak zevkini bak. Dün zaten tuttun şey gibi, çorba gibi güvece, ben çok beğendim bunu, ben çok beğendim. Senden başka dedim arkadaşlar. Senden başka değil beğendim. Ben net bir şekilde tatlıyı neden beğenmediniz? Tadında bir problem var mı? Darbe sofrasının uygunluğunu geçiyorum. Ya o bir çocukçuk şeyi tatlısı, bu çikolatayı karıştırmış koymuş, tamam, tatlı beğenmedim. Çikolatayı karıştırdığımı söylemesem çikolata koyduğumu bilemeyecektin. Şimdi diyorsun ki çocuk tatlısı gibi çikolatayı karıştırmış. Ben söylemesem böyle bir yorumu yapamayacaktın. Sevil Hanım'a sadece farklı bir tadı aldım deyince ya ona açıklama yapıyorum. Çok mu önemli yani, çikolatayı söylemen çok mu önemli? Evet, çok kapatıyor önemli. Kapatıyor mu yani senin bu meyvenin üstüne bu tatlıyı yapman, kapatıyor mu? Bak benim kapatıyor demiyorum. Benim çikolata kattığımı söylememize çocuk tatlısı. Ne bayat? İşte bu fıstıklar yumuşacık. Ağzına alıyorsun, bayat beklemiş fıstık. Hayır, hiç de bayat değil. Yapmayın. Ya çıtır çıtır olur şam fıstığı, yemediniz mi bilmiyorum. Tatlıdaki gayet öyle olur. Sen bana tepki veriyorsun, ben onu anlayamadım. Muz onu sulandırmış. Doğrudur. Tatlıdaki daha yumuşak olarak yemiyoruz onu. Yani baklavanın içinde de bu kullanılıyor. Baklavanın içinde de böyle. Çatır çatır yerim, çıtır çıtır eder. Tatlınızı da beğenmedi. Peki beğenmemesindeki sebepleri mantıklı buldunuz mu? Ya da gerçekçi bir sebep buldunuz mu? Ete söylediğini de bulmadım. Sadece gerçekçi bulduğumu söyleyeyim mi Kadir Bey? İçli köfteyle pideye yaptığı yorumu gerçekçi buldum. Onun dışındakileri bulmadım. İrem Hanım, her şeyi biliyordun. Her şeyde ustaydı. Gerçekten bu menün hiç olmamış. İrem Hanım, söylediniz. Aynı hataları kendiniz yaptınız. Beklemezdim sizden bunu. Ette geldi koku. Ama gelme, ette koku yok. Bana çok net, güzel koku vardı. Hayır, bana ağır koku geldi. Kekik severim diyor, kekiğin kokusuna ağır. Afiyet olsun herkese. İrem Hanımcığım, ellerinize sağlık. Mutfakta da güzel bir performans sergilediniz. Afiyet Elinizden geleni yaptınız. Gayet de hızlı, pratiktiniz. Her şey için ben teşekkür ediyorum. Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum. Gayet olumlu cevaplar verdiniz. Evet, sıra geldi puanlamaya. Hadi bakalım hanımlar da size karşı olumlu olacaklar mı görelim. Hazırsanız sayın seyirciler, haftanın 3. günde puanlamaya gidiyoruz. Buyurun efendim. Masadaki yorumları, günü geçen ona göre davranıyor. Herkes gününü oynuyor. Ve bugün ben Hanife Hanım ve Ayta Hanım'ın yemekler hakkındaki yorumlarına hiç şaşırmadım. Ayta Hanım aslında çok mantıklıydı ama günü geçtikten sonra, kendi günündeki yorumlardan sonra yorumları mantıksızlaşmaya başladı. Tekrardan puanlamayla karşınızdayız sayın seyirciler. Bakalım İrem Hanım kaç puan alacak toplamda? Hanımlar buyurun yazın tahtalarınızı. Evet Arzu Hanım, sizden başlayalım. Yine mi? O zaman Ayten Hanım'dan başlayalım. Ayten Hanım buyurun. Benim menüme, o kadar ağır menüye yani 2 verdiniz. Ben buna 1 verecektim ama yine içim etmedi. Çok yoruldunuz. İçin etseydi zaten müsaade etmezdi. Hayır yani. Peki bu 2'yi düne kıyasla mı veriyorsunuz, yoksa yemeklerin kötülüğünden mi veriyorsunuz? Yemeklerin kötülüğünden değil yani, tamamen hafif. Yani şey olan bir ağır bir yemeği yoktu. Ben de dün dile getirdim. Yani ağır bir yemek yoktu. Yemekleriniz evet ağırdı. Gerçekten cesaretinizi kutlardım ama ben hani beğendiğime puan, beğenemediğim için o puanı verdiğimi dile getirmiştim ben de size. İşte ben de öyle yani, her şeyi beğendiğimden değil yani, kaç şeyiniz değil, beğendim. Afiyet olsun. 1 onlara verdim. 2 misafirperverliğiniz ve çok yorulmanıza. İkinin üstüne de bunları söylemen güzel oldu. Evet. Sevil Hanım buyurun. Nasıl yapayım? Kaç puan verdiniz? 3 puan Sevil Hanım'dan geldi. Evet, yorumunuz nedir? Teşekkür ederim yani Kadir Bey. Arzu Hanımcığım buyurun, puanınızı açıklayın. Ben de 3 verdim. 3 de Arzu Hanım'dan geldi. Son puanı Hanife Hanım'dan. 0. Hanife Hanım da 2 puan verdi. Sen şimdi dedin ya az önce, ben de sana 1 puan verecektim diye. Ondan sonra dün Hanife Hanım o kadar tepki gösterdin bu dediğimden sonra, şimdi sen onunla aynı yere düşmüş oldun. Hayır, ben onunla aynı yere düşmüş olmadım. Ama dedin ki ben de olsaydım 1, hayır dedin ki aslında 1 verecektim. Hayır, ne olursa olsun dün Hanife Hanım'a niye uyardık? Emek var, o yüzden 1 vermeniz uygun değil. Masaya işte bütün yemekler. Ama dedin ki verecektim, yani birlik bir masaydı. Eğer zaten 1 yazsaydı Hanife Hanım'a dediğim bütün laflar boşa gidecekti. Hanife Hanım diyecekti ki bana dedi yani, sen yaptın. Şey olarak dedim yani, gerçekten burada bir emek var. İnsanlar yoruluyor, işte ama biri aklınızdan geçirmeniz bile yanlış bir şey, ne bileyim. Ama hayır. Kendi ağzından dedin ya. Hayır, 1 düşünmemin nedeni çok hafif yemeklerdi dedim. Peki, yani ama önümüze geldi sonuçta. Yok, hayır, geldi. Onun üstüne emeğiniz için teşekkür ederim deyince... Peki toplamda 10 puana ulaştı İrem Hanım. Tekrardan ellerinize kollarınızı sağlık. Ben magnolia'yı çok beğendim. Afiyet tadı gayet güzeldi. Evet, şekeri de ben şeker sevdiğim için uygundu. Muzları da lezzetliydi. Yani güzel kararmamıştı muzları, benim açımdan da önemliydi. Eline koluna sağlık. Beyaz çikolatayı da iyi ki düşünmüşsün. Genellikle magnolia önümüzde geldiğimizde böyle katı yoğun oluyor. Evet. Gayet kıvamı yani soğuk ama katılaşmamış. Evet. Kıvamı da çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Yarın kimin evindeyiz? Ben. Evet. Evet. Gençliğinin çoğunu Amerika'da geçiren Arzu Hanım. Bahreyn. Bahreyn. Bakalım yarın. İnanılmaz, yapacak. İnanılmaz Amerika anılarınızı dinlemek istiyorum. Yarın mutfakta güzel vakit geçireceğimize inanıyorum. Bence Arzu Hanım kapalı bir kutu gibi geliyor bana. Sessizsiniz. Ama yarın hani bu bağırış çağırış anlamında değil. Yok, yok. Hamaratlık babında açılacağınızı düşünüyorum. Siz de eminim merak ediyorsunuz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Şimdi İrem Hanım'ın hamaratına puan vereceğim. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar. Bu puanları hak ettiğimi asla düşünmüyorum. Ha, çok uğraştırıcı, el emeği yok, basit deniliyor ama çok uğraştırıcı, el emeği olup da hiçbiri olmayana daha yüksek puan veriliyor. El emeği yok, basit menü diye olur ya da olmayana da hiç bakılmaksızın, lezzete bakılmadan daha düşük puan veriliyor. Enamarat benim de haftanın 3. gününde sonuna geldik. İrem Hanım'ın eline koluna sağlık. Temizlik konusunda bulaşık makinesinin üstü kalmıştı. Arkasını çektik, oralarda duruyordu. Ama banyosu ve salonu yeterince temizdi. Menüye geldiğimizde ise açıkçası İrem Hanım'dan et soteyi asla beklemedim ve yakıştıramadım da. Ama magnolia'sı çok güzeldi. Piresini ben beğendim. Eti gayet lezzetliydi. İçli köfte öyle mi kızarır? Bütün Antepliler gözyaşlarına boğuldu. Hanife Hanım'a bugün değinmek istemiyorum ama yorumlar açıkçası beni de rahatsız etti. Her şey bir kulp buldu ve hiçbir şeyin tadına bakmadı. Diyecek bir lafım yok. O da Hanife abla, ne yapalım? Şimdi İrem Hanım'ın hamaratına puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.